Aç kasayı, bize ne geliyor ben anlatayım. Ooo, harika bir yere giriyoruz sevgili izleyiciler. Bugüne kadar sizlerle çok yer dolaştık ancak bu şekildeki bir yere hiç girmedik. Şöyle bir bakalım, şuradan bir... Aç o zaman bakalım istiyor Sayın Bakanım. Girelim mi? Buyur girin Sayın Bakanım. Yapalım mı? Buyurun. Bismillah. Buyurun, buyurun. Evet. Şimdi bunlar külçeler. Evet. Görüyorsunuz. Aslında sadece görüntü olarak değil, ağırlık çalışmak için de son derece güzel. Ama emin olun böyle insanın içini ısıtan bir görüntü var. Allah bereketlerini arttırsın. Daha Amin. Da fazla olsun. Bütün Amin ülkemize Sayın. Daha iyi ihracat gelirleri olsun. Evet. Sayın Bakanım bu bize Türkiye'deki, dünyadaki altın madenlerinden geliyor. Buna adına takos diyoruz. Ne diyoruz? Takos. Takos. Eskiden kamyonlar kaçmasın diye freni olmayan arkasına koyduk ya Sayın Bakanım. Oradan maşallah. Tartalım Sayın Bakanım. Bu şey sevgili seyirciler bu böyle az bir şey gibi gözüküyor, ufak bir şey gibi gözüküyor ama gelin bakın. Evet 14,5 kilo mu? 14 kilo 257 gram. Aa, bunda oran ne? Binde 450 efendim. Bunda binde 450 yani 6,5 kilo külçe altın çıkacak. Gerisi ne bunun? Gerisi gümüş ve diğer madenler. Öyle mi? Evet. Ama şöyle bile parlıyor ya pırıl pırıl. Daha yarısı altın. Altın ve gümüş daha. Peki Rahmi Müdürüm şimdi burada ne yapıyorsunuz siz? Altını bize bir anlat. Burada ne yapılıyor? Efendim şimdi bize gelen külçeler, az önce gördüğümüz büyük külçeler, takozlar, eğer içerisindeki gümüş miktarı %10'dan fazlaysa içerisine daha fazla gümüş ilave edip içindeki altın miktarını selekleştiriyoruz, %25'e düşürüyoruz. Peki, yani benim o temin tuttuğum 14 kilo 250 gramlık takozu alıyorsun, evet, burada içine bakıyorsun. Eritme ocağına gönderiyoruz, evet. Eritme ocağında önce laboratuvara gönderiyoruz, laboratuvardaki içerisindeki gümüş değerini tespit ediyoruz. İçindeki altını %25'e düşürüyoruz. Çeyrekleme sistemi yapıyoruz. Anladım. Yani ilk önce altını kendisini arındırıyorsun, ayrı bir yere topluyorsun. Evet. Bu ne şimdi? Seyircilerimize bu takoz. Bu takoz, gümüş takoz. Daha hafif bir takoz bu. Daha. Bunun içinde gümüşü de böyle yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Ben şimdi, bunlar da çok... Sayın Bakanım böyle üretiyoruz. Evet. Şu şekilde de 99.99 onar kiloluk borsaya gönderiyoruz. Evet. Bu gümüşün cilde faydası var derler. Doğru mu acaba? Altının da var. Peki. Şimdi reaktör bölümüne mi geldik? Evet, bura her metalin binde bin yapma. Uranyumu zenginleştiriyorlar ya. Biz de burada altını zenginleştirip binde bin yapıyoruz. Reaktör bölümü. Efendim altını burada biz oradan çıkarttıktan sonra buraya getiriyoruz. Burada reaktörleri yükleme yapıyoruz. Kral suyu sistemiyle beraber tepkimeye giriyor altın. Altın sıvı hale geliyor burada. Tamamen sıvı hale geliyor. Filtrelerden süzdürüyoruz burada. Borular yardımıyla. Kaç derece bunun için? 60 derece. 60 ama derece. Kimyasal çözüntü oluyor. Kimyasal yani. Çözüntü. Kimyasal tepkimeyle çözülüyor. Evet. Anladım. Şu elimdeki sevgili seyirciler 1 kiloluk bir altın. Siz kendi damganızla Türkiye içerisinde bu altınları basıyorsunuz. 1 kilo 500 gram. 1 grama kadar, 1 kilodan 1 grama kadar değişik. Çok güzel hem hediyelik hem ciddi bir şekilde yatırım için evet. Altın üretiyorsunuz. Ama çevre ülkelerin de altınlarını Türkiye'de üretme başarısı gösteriyorsunuz. Bu yaptığınız çalışmalar son derece büyük saflık oranlarına sahip olmanız. Bütün etrafımızda Azerbaycan'ın altınını da siz üretiyorsunuz. Evet hem Azerbaycan'ın altını üretiyoruz. Onlar bakıyorlar dünyada rafineri tercih ediyorlar. Efendim bizi tercih ettiler. Biz de gördüğünüz gibi böyle en hassas şekilde üretiyoruz. Evet. Daha sonra bütün altınlar bunlar 995'tir. Bazı ülkeler Sayın Bakanım 999.9 isterler. Onu da dünyada yapan rafinerilerden biriyiz. Bunlar 20 gram, 10 gram. Evet. Hem Türkiye'deki tüm kuyumculara gönderiyoruz. Hem biraz sonra üretimde de göreceğiz. Bankalara veriyoruz Sayın Bakanım. İlla ki 1 kilonun üstü olacak. 1 kilo 20. 1 kilo 0,20. Onu alın. Evet. Bu 1 kilo 0,20. Bir de bunu koyalım Sayın Bakan. Çünkü dünyaya veriyorsunuz bu malı artık. Daha damgalanmadan evvel. Şimdi size damgalattıracağız efendim. Hı. Bakın efendim. Bu da mutlaka 1 kilonun üstüdür. Yani 999. 1 kilo 0,06. 6. Evet. Evet. Vallahi şu anda bile görüntüsü son derece güzel. 1 kiloluk külçenin üstüne damgayı vuracağız. Yerleştiriyoruz. Basın hazır mı bu? Hazır. Basıyorsun efendim. Basın. Tamam. Öbür tarafında çekin Sayın Bakan. Şuna basın. Tamam. Şimdi Sayın Bakan. Bu vurduğumuz ne? Numarası ne oldu? Bunu şimdi ne oldu? Bakın numarası. Efendim C 03766. Evet. Şimdi bir de üstüne diğer damga vuracağız. Tamam. Ondan sonra da size imzalatacağız. Bu C 0.766 ne demek? Şimdi bu C şunu kod vurduk. Numarası mı bu? Yok. Ha, serisi. Sertifika serisi. Şimdi bu tapuda adap hafta tamam. numarası, anladım. Arabada tamam. motor şasi numarası evet. gibi. Şimdi motor numarasını vurduk Sayın Bakanım. Evet. Bunu ısıyla mı sadece? Yok, mekanik. Mekanik. Yani mekanik. Altın külçe haline geldikten sonra tekrar bu damgaları vururken sadece mekanik baskı yetiyor, tabii, öyle yetiyor. Mi? Soğuk. Altın çünkü yumuşak bir maden. Tabii. Evet, evet sür Sayın Bakanım. Tamam, tamam. Tamam. Ayağın pedalıyla basın Sayın Bakanım. Basmayacak. Tamam, bırakabiliriz. Bırakın Sayın Bakanım. Tamam. Burada Ahlatçı Metal Rafinerisi yazıyor. Ortasında logomuz 1000 gram 995 kop. Bunu da arkadaşlar şu sertifikasıyla dünyaya gönderiyorsunuz. Şimdi artık hazır. Hazır. Peki bunu nereye koyuyoruz? Bunu size imzalattırıyoruz Sayın Bakan. İmzalatalım. Bunu her ziyare, bunu da satmıyoruz, kasamıza koyuyoruz. Öyle mi? Ne zaman siz alayım derseniz peki. Sayın Bakanım size takdim ediyoruz. Bu seri numarası sizin. Biraz zaman olur mu alırız? Olur. 2 sene sonra alayım derseniz. Peki imza atıyorum öyle mi söylüyorsunuz? İsim, soy isim, bugünün tarihi ve imza Sayın Bakanım. 24 ayar altın. Kaç derece bu şu anda? Ahmet Başkanım. 1200 kaç? 1200 derece. 1200 derece. Altın 1200'de mi erir? Evet. Eski çağda nasıl yapıyorlarmış bu dereceyi yapıyorlar ya? Bu dereceyi buluyorlarmış artık. Siz bunu el ayarıyla mı yapıyorsunuz? Yani ağzına yani normal nasıl? Ben olsam taşırırım mesela. Yok. Beni bir gün bile çalıştırmaz burada. Taşma yok. İlk hata son hata olur. Bunları alıp burada ağırlık çalışabiliriz yani. Evet. İkisi 25 kilo Sayın Bakan. 25 kilo. Yani şunlar rahat rahat ev araba ihtiyaçları falan hallederiz. İkisi 26 trilyon Sayın Bakan. 26 milyon. Müthiş bir şey. 57 114.000 dolar falan değil mi? Evet. 114.000 dolar. Çok şey yapılabilir. Sizlerin bereketi bol olsun.